Selim hocam merhabalar. Merhaba Darya. Nasılsınız? Teşekkür ederim sen nasılsın? Çok teşekkür ederim sesiniz biraz nazal geliyor evet geçmiş olsun. Teşekkür ederim benim bir sinüzit rahatsızlığım var zaman zaman böyle klima etkisi nedeniyle tekrar ediyor yine tekrar etti biraz hırpaladı kendime geldim ama sesim kendime henüz gelemedi biraz böyle hala Hasan Mutlucan kıvamında çıkıyor. Kahramanlık türküleriyle bitiririz bugün programı. Çok geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim. Bugün Mehmet Şefik Aker'den bahsedeceğiz. Evet. O zaman sözü size bırakıyorum hızlıca. Evet. Mehmet Şefik Aker en çok gelen sorulardan birisidir. Aslında bu iki hafta iki önemli komutan, iki önemli isim, ikisi de çok merak ediliyor. Çünkü ikisi de milli mücadelenin başlangıcında, Kuvayi Milliye döneminde özellikle isimleri çok sık duyulan ama asıl muharebeler dönemi dediğimiz 1921 Ocak'la başlayan süreçte o iki yıl artık 1921'de ve 1922'de adlarını duymadığımız, çok fazla duymadığımız, Cumhuriyet'ten sonra da ilanından sonra da çok fazla gündeme gelmeyen iki isim. Bunlardan birisi Mehmet Şefik Aker. Önümüzdeki haftada aynı şekilde Bekir Sami Günsav'ı yapacağız. Mehmet Şefik Aker. Yani aslında şöyle havalı bir girizgah düşünmüştüm. O da şu Mehmet Şefik Aker deyince tarihe meraklı özellikle harp tarihine meraklı izleyicilerin aklına ilk gelecek olay elbette Çanakkale Kara Muharebeleri ve 27. Alay olacaktır. Oraya gönderme yaparak o günlerden Mehmet Şefik Aker'in bir mesajını aslında okuyarak başlamak istemiştim böyle karizmatik bir giriş olsun diye. O da şu Sivri Tepe'de 33. Alaydan 3. Bölük kumandanı yüzbaşı Ahmet Necati Efendi'ye. 28 Nisan 1915. Kağıdınızı aldım. İşgal ettiğiniz mevzi yüzlerce askerimizin kanına bedel zapt olundu. Burada durmak imkansızdır gibi fikir ve yorumu bir daha görmek istemem. Her neye mal olursa olsun mevzinizi muhafaza edeceksiniz. İcab ederse hepiniz orada gömüleceksiniz. Tahkimatı ikmal edip o mevziyi temin edilinceye kadar her ne maksatla olursa olsun oradan kim ayrılırsa idam edileceğini kat'i surette ihtar eylerim. 27. Alay Kumandanı Yarbay Şefik. Mehmet Şefik Haker bunu yazan komutan. Görev bilincine, iş ahlakına, özellikle askerlik, vatan savunması gibi kavramlara ne derece bağlı olduğunun aslında çok güzel bir kanıtı bu mesaj, bu emir. Mehmet Şefik Haker'e de çocukluğundan, öğretim yıllarından, genç zabitliğinden bahsederek başlayalım biraz. Daha sonra tekrar Çanakkale'ye geleceğiz. Asıl Mehmet Şefik Aker'in diğer milli mücadele komutanlarıyla yollarının kesiştiği, onları tanıdığı, onlar o komutanların da Mehmet Şefik Aker'i tanıdıkları döneme geri döneceğiz. Mehmet Şefik Aker aslında Mustafa Kemal Paşa'dan 4 yaş daha büyük. 1877 yılında Manastır'da doğdu. O da anavatan Rumeli'den gelen bir komutanımız. Benim adaşım babası Selim Bey'in oğludur. Bir asker aileden gelmiyor ama o da sivil bir aileden. Daha sonra askeri rüşdiye idadi aynı yolları izleyerek gelmiş. Hatta şöyle bir ilginç tesadüf de var. Mustafa Kemal Paşa gibi o da Selanik askeri rüşdiyesi ardından da Manastır askeri idadesinde okuduktan sonra 1894'te mektebi Harbiye'ye girmiş. 1896'da mezun oluyor Mektebi Harbiye'den. Dönem arkadaşlarına baktığımız zaman da önemli isimler var yine milli mücadele kadroları içinden. Nihat Anılmış Paşa, Yakup Şevki Sübaşı Paşa, Yusuf İzzet Paşa, Yusuf İzzet Met, Sami Sabit Karaman ve Akif Erdemgil devre arkadaşları. 1896'da mezun olduktan sonra önce Selanik merkezli 3. Ordu'da 72. Alayda takım komutanlığı yapıyor Debre'de. Daha sonra 1. Ordu 2. Alayda İstanbul'a dönüyor ve orada yine takım komutanı olarak görev yapıyor. 1900-1902 yılları yani Mustafa Kemal Paşa'nın Mektebi Harbiye'de okuduğu yıllarda 28. Tugay Mülhakı olarak ardından da 14. Tümen Kurmay Başkan Vekili olarak görev yapıyor. Bu dönemde üst teğmenliği atlayarak yüzbaşılığa terfi yapılıyor. Yani başarılı bir subay. Üstleri tarafından da takdir edilen bir subay. 1903-1905 yılları arasında... 2. Ordu Simav alayında bölük komutanı, Edremit Redif alayında tabur komutanı. İşte bu dönemde de kıdemli yüzbaşılığa terfi geliyor. 1908-1912 yılları arası yani artık... E, Balkanların yavaş yavaş alev almaya başladığı, aynı dönemde ikinci meşrutiyetin ilan edildiği istibdat rejiminin sona erdiği, iddiat ve terakki yönetiminin artık başladığı dönem bu dönemde binbaşılığa terfi oluyor ve Çanakkale Redif Tümeni'nde daha sonra da Ezine Redif Taburu'nda komutanlık yapıyor. Tabur komutanlığı yapıyor. Ve 1913 yılına geliyoruz. Artık bütün bahsettiğimiz milli mücadele kahramanları gibi, bütün vatandan başka sevgili bilmeyenler gibi o da yaklaşık 10 yıl sürecek bir ateşin içerisindedir. Edremit Redif, Redif Tümeni'nde daha sonra Bayramiç Alay Komutan Vekili olarak Balkan Savaşı'na iştirak ediyor. Şubat 1913'teki Bolayır muharebelerine bizzat katılıyor. Çanakkale Boğazı Mürettep Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı o dönemde. Binbaşı Mustafa Kemal o zaman binbaşı rütbesinde, binbaşı Fethi Okyar ve binbaşı Nuri Jonker gibi isimlerle de orada birlikte savaşıyorlar. Birbirlerini tanıma fırsatları oluyor. 1914 yılına geldik. Artık ortalık iyice karışmakta. Balkan savaşlarıyla zaten iki defa provası yapılan bölgesel ölçekte başlayan ve artık bir daha büyük kıtasal mücadelenin yaklaşmakta olduğunu gösteren bir süreç yaşanmış ve 1914 yılında 9. Tümen 25. Alay'da yine Trakya'da tabur komutanı olarak görev yapıyor. Ekim 1914 artık Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş. Devleti Aliye de bu sürece dahil olmak üzere 27. Alay Komutanı olarak tarih sahnesine çıkacağı 27. Alay Komutanı olarak Çanakkale'de Yarbay Mehmet Şefik Bey. 1915 yılı işte en önemli noktalardan bir tanesi bu. Daha önce bahsetmiştik. Pek çok Türk komutanın ki aralarında Mustafa Kemal Paşa da vardır, Fahrettin Altay da vardır. O zaman Kurmay Başkanı görevinde Kazım Karabekir de vardır. Pek çok komutanın itirazına uyarısına, tavsiyesine rağmen Liman von Sanders'in uygulamasıyla önce itilaf devletlerinin çıkartmasının yapılmasına müsaade edip kıyıya çıktıktan sonra muharebeye girme stratejisi uygulandığı için gerçekten 25 Nisan günü yapılan o ilk çıkartma Arıburnu'na yapılan ilk çıkartma bugün Anzak Koyu olarak bildiğiniz yapılan çıkartma hakikaten çok sıkıntılı bir sürecin başlangıcıdır. Normalde olabilecek olması gereken miktarda kuvvetle düşman karşılanamadığı için hakikaten o ilk ateşi açan, ilk savunmaya giren birlikler gerçekten çok ağır zayiata uğrarlar, çok büyük sıkıntı yaşarlar. İşte burada Arıburnu çıkartmasında 27. alayın kahramanlığı ve onun başındaki komutan Mehmet Şefik Bey'in, Yarbay Mehmet Şefik Bey'in kahramanlığı ayrıca anlatılan, ayrıca vurgulanan bir husustur. Çanakkale deyince, kara muharebeleri deyince hep 57. alaydan bahsederiz. Hatta bununla ilgili bir söylenti de 57. alayın son neferine kadar şehit olduğudur. Biz maalesef kahramanlıklarımızı abartmayı, gerçek tarihten saparak abartmayı severiz ve bunun aslında neye mal olduğunu bilmeyiz. 57. alayın son neferine kadar şehit olması demek 57. Alay'ın sancağının yere düşmesi demektir. 57. Alay'ın sancağı hiçbir zaman yere düşmedi. Mesela milli mücadele kahramanlarımızdan Ahmet Zeki Soydemir. Önce müretteb tümen ardından ikinci süvari tümeni komutanlığı yapan Ahmet Zeki Bey. 57. Alay'da tabur komutanıydı. Buna benzer pek çok 57. Alay'dan hem komutan hem de Erat'tan askerler vardır. Son askerine kadar şehit olmadı. Biz aslında kendi tarihimizi sulandırarak inandırıcılığını kaybetmesine neden oluyoruz. İşte 57. alay bu şekilde anlatılır, bahsedilir ama gölgede kalan 27. alaydan çok fazla bahsedilmez. 27. alayında o ilk çıkartma günü özellikle yaptıkları hakikaten ayrıca anlatılması gereken bir destandır. Aynı şekilde 27 Nisan'daki karşı taarruzumuzda yine çok aktif görev alıyor Mehmet Şefik Bey ve 1 Mayıs 19 Mayıs tarihleri arasındaki Türk taarruzlarında da yine 27. Alay ve Mehmet Şefik Akeri görüyoruz. Şimdi burada yine bir parantez açalım. Hep vurguluyoruz. Özellikle Çanakkale ve Çanakkale Cephesi kapandıktan sonra da Kafkas Cephesi ve ardından 1917 1918'de de Suriye Filistin cepheleri Milli mücadeledeki neredeyse bütün komutanların eğer devre arkadaşlığı yapmamışlarsa bile ast üst ilişkisi içerisinde o sevk ve idare zincirinde bir şekilde bir araya geldikleri, birbirlerini tanıdıkları, birbirlerinin komuta meziyetlerini, harp meydanındaki niteliklerini gördüğü, test ettiği ve kendilerini de tanıttıkları ortamlar. Çanakkale'de de Mehmet Şefik Bey, hem Mustafa Kemal, İzzettin Çalışlar, Fahrettin Altay, Şehit Miralay, Nazım Bey, Rüştü Sakarya Yine 57. Alay'ın şehir komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Bey, Hulusi Jong, Ahmet Seki Soydemir az önce bahsettiğim 57. Alay'dan tabur komutanı. Bu isimlerle aynı ortamda birbirlerini tanımaları ve birbirlerini anlamaları mümkün oluyor. 8 Ağustos'ta Mustafa Kemal Paşa, daha önce 19. Tümen Komutanı olarak gördüğümüz Yarbay Mustafa Kemal, Miralay Mustafa Kemal olarak Anafartalar Grup Komutanı olduğunda ve Anafartalar Harekatı'nı yürüttüğü sırada onun boşalttığı 19. Tümen Komutanlığı'na da Mehmet Şefik Bey atanıyor. Arıburnu, Jonkbayırı Muharebeleri'nin 9 Ağustos'taki Anafartalar Muharebesi'nde 19. Tümen'in başında Mehmet Şefik Bey var. Burada da yine Kemalettin Sami Gökçen, şehit Miralay Reşat İltepe, Alaaddin Koval, Mehmet Hayri Tarhan, Yakup Şevki Sübaşı gibi isimlerle beraber görev yapıyor. Evet çok kanlı bir süreç, çok ağır zayiata uğruyoruz. İtilaf devletleri de aynı şekilde çok ağır zayiata uğruyor ama sonuçta Türk'ün inadı galip geliyor ve İtilaf Devletleri o yenilmez ordu mecburen çekilmek, Çanakkale'yi terk etmek zorunda kalıyor. Çanakkale ne geçilebiliyor ne aşılabiliyor. Bir şekilde Çanakkale'de o Balkan savaşlarındaki hezimetten sonra kopan bağları subaylarla erler arasında ya da orduyla vatandaşlar arasındaki o bağlarda Çanakkale Destanı sayesinde yeniden tesis edilmiş oluyor. İşte burada da en önemli rollerden bir tanesi Mehmet Şefik Bey. Ve 1916 yılına geliyoruz. Ocak 1916'da İtilaf Devletleri Çanakkale'den ayrılırken, giderken artık cephe kapanmıştır ve oradaki tecrübeli, ateşten geçmiş, savaş tecrübesini sonuna kadar edinmiş ve hayatta kalmayı başarmış askerler, birlikler, komutanlar da Birer birer başka yerlerde harlanmaya başlayan ateşlere doğru gitmektedirler. İşte onlardan birisi de yine Mehmet Şefik Bey'dir. Önce 19. Tümenle birlikte Keşan'a, Trakya'ya gider. 15. Kolordu emrindedir. Yakup Şevki Sübaşı'nın emrinde. Ardından Temmuz 1916'da sınır ötesine. Bu sefer kendi sınırlarımızı korumak için değil, oluşturduğumuz ittifakın gereğini yapmak için. Nasıl ki Alman Avusturya-Macaristan ordularından birlikler, komutanlar bizim cephelerimizde o ittifak nedeniyle görev yapmışlarsa aynı şekilde biz de 15. Kolordu'yu Galicia'ya göndeririz. Avusturya-Macaristan-Rusya sınırındaki Çarlık Rusya'sı ile olan savaşlara müdahil olmaları için. Ve 19. Tümen Komutanı Mehmet Şefik Bey de Mehmet Şefik Aker de Galiçe'ye giden birliklerden birinde komutan durumunda. Ekim 1916'da yaklaşık burada 3 ay kadar savaştıktan sonra asker alma daire başkanı olarak İzmir'e geliyor. Geri dönüyor. Yani 3 ayda Galiçya'da savaşıyor. Ondan sonra İzmir'e geliyor. Buradayken albay rütbesine terfi ediyor ve Galiçe cephesinde de beraber omuz omuza savaştığı arkadaşları arasında Yakup Şevki Sübaşı, Mehmet Hayri Tarhan ve Şehit Miralay Nazım Bey var. Şimdi Şehit Miralay Nazım Bey'den daha önce bahsetmiştik. Milli mücadelenin ortalarında Kütahya Eskişehir Muharebelerinde 15 Temmuz 1921 tarihinde şehit oldu. Fakat milli mücadelenin o en başındaki en buhranlı dönemde daha önce Galicia'da hatta daha öncesinde Çanakkale'de beraber görev yaptığı bu genç binbaşıyla Galicia'da görev yaptığı genç binbaşıyla Şehit Miralay Nazım Bey'le daha sonra milli mücadele o en buhranlı döneminde de yine omuz omuza mücadele etmek durumunda kalacaktır. Beraber yol arkadaşlığı, silah arkadaşlığı yapacaktır Mehmet Şefik Bey. Nerede? Aydın bölgesinde Kuvayi Milliye'yi teşkil ederken yanındaki en güvenilir dostlarından bir tanesi Şehit Miralay Nazım Bey olacaktır. Ve 1917 yılı Ocak 1917'de 59. Tümen komutanı olarak bu kez 7. Ordu emrinde Suriye'ye gider. Burada kiminle beraberdir? daha önce Çanakkale'de birlikte görev yaptığı emir komuta zincirinde Mustafa Kemal'le bir kez daha beraberdir. Ordu komutanı Mustafa Kemal'dir. O da 59. Tümen komutanı olarak onun emrindedir. İsmet İnönü kolordu komutanı olarak orada yine. Naci Tınaz, Şükrü Naili Gökberk gibi isimler. Yine orada beraber görev yaptığı silah arkadaşları arasında. Temmuz 1917'de 59. Tümen lağvedilince 49. Tümen komutanı olarak tayin edilir. Becaişle o 57. tümene tayinini yaptırır. Yani 49. tümenin başına geçmeden bir Becaişle erkan Harbi Umumi'den 57. tümene tayinini yaptırır ve Gelibolu'ya bir kez daha döner. Yani iki yıl sonra tekrar yeniden Çanakkale'dedir. 1918 artık devleti Aliye için 1. Dünya Savaşı'ndaki serüven sona ermektedir. Kaçınılmaz olan vuku bulmuştur ve 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanır. Hep vurguladığım bir şey var. Normal bir mütarekede sadece silahlar susar, silahlar bırakılır. Her iki taraf da muharebe sırasında nerede kalmışsa orada ellerini silahlarından çekerek diplomatların mücadelesinin sonucunu beklemeye koyulur. Eğer bir toprak alveri yapılacaksa, eğer bir işgal söz konusu olacaksa bu ancak barış antlaşması hükümlerine göre yapılabilir. E, mütareke hükümleriyle ateşkesle işgal diye bir şey söz konusu olamaz. Ateşkes sadece silahları susturur. Ama Mondros mütarekesi Eyüp Durukan hatıratında meşhum mütareke diye bahseder. Hakikaten uğursuz bir mütarekedir. Haksız, adil olmayan bir mütarekedir. Haksız, son derece adaletsiz bir barış antlaşması gibi dayatılmıştır devlet Aliye'ye. Ve bunun sonucunda da hemen iki gün sonra Musul'dan başlayarak İngilizlerin işgaliyle bir işgal ve paylaşım süreci başlar. Bu yaşanırken Mehmet Şefik Bey de o sırada Miralay Mehmet Şefik Bey de 57. Piyade Tümen Komutanı olarak Aydın'da İzmir'in Yunanlarca işgalini Aydın'da karşılar Mehmet Şefik Bey ve kendiliğinden harekete geçen, teslim olmayıp bir şekilde direnmenin yollarını arayan komutanlardan birisi olduğunu görüyoruz aslında. Silah ve cephaneyi işgalcilere vermemek için Kaçırıp milislere dağıttığını biliyoruz, kayıtlarda var. Antalya badem ağacı cephaneliğini Çeltikçi'ye, Burdur'a, daha iç kesimlere, Toros'ların daha ötesine taşıyarak e, yine İtalyan işgalinden kurtarmak gayretine düşüyor. Herhangi bir şekilde bunlar yapılırken daha heyeti temsil eden gelen bir talimat yok. Daha henüz bir askeri yapılanmaya ya da bir merkezi otorite oluşumuna gidilmemiş. Yani bunları yapan bir sonraki hafta bahsedeceğimiz Bekir Sami Bey gibi kendiliğinden vatansever duygularıyla hareket eden biz bugün için yetiştirildik diyen komutanlardan bir tanesi. 22 Mayıs 1919'da da mesela tümenini Çin'e taşıyarak tabi tümeninden geri kalanı bu arada Çin'e taşıyarak bir savunma tertibatı almaya çalışıyor. Haziran 1919'da. Bak 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmış. Ardından Havza'ya gelmiş bir genelge yayınlamış. Bu genelgeyi ilk uygulayan komutanlardan bir tanesi hatta daha ötesini öngörerek daha da ileri giderek silahlı bir örgütlenmeye giden komutanlardan bir tanesi. Haziran ayının sonunda 1919'da Yörük Ali Efe'yi Kuvayi Milliye'ye katılması için ikna eden kişilerden birisi odur. Aydın Denizli ve Muğla bölgesinde İzmir Güney Cephesi Menderesler Grubu kumandanı olur bu nedenle o da. Kısa bir süre sonra vakit geçirmeden Mustafa Kemal Paşa ile ardından kongreler döneminde heyeti temsiliyle irtibat kuran ve onlarla beraber hareket eden ilk komutanlardan biridir. İşte bu dönemde de gelecek hafta bahsedeceğimiz Bekir Sami Bey ile Miralay Bekir Sami Günsav yine aynı şekilde Galip Hoca, adıyla bölgede Kuvayi Milliye'nin örgütlenmesi için büyük çaba sarf eden Celal Bayar ve Mahmut Esat Bozkurt gibi Şükrü Saracoğlu gibi isimlerle o bölgede omuz omuza mücadele ederler. Ve yine bak daha kongreler toplanmamış, daha Erzurum kongresi toplanmamış ama Kuvayi Milliye yavaş yavaş batıda örgütlenmekte. İşte o süreçte 28-30 Haziran tarihlerinde Aydın'ı işgal eden Yunan taburuna meşhur Aydın taarruzunu gerçekleştiriyor. Burada da şöyle bir hakikaten destansı, lirik bir tarafı var bu olayın. 5000 kişilik bir tabur. Aslında alaydan daha kalabalık bir birlik. Destek kıtalarıyla beraber sayıları mevcutları 5000'e yaklaşan bir birlik. 2000 kişilik bir milis grubuyla, Kuvayi Milliye müfrezeleriyle taarruz ediyor. Çünkü 57. Tümen Komutanı fakat firarlar nedeniyle bütün tümenin mevcudu neredeyse bir tabura kadar düşmüş. 500-600 kişiden bahseder durumdayız. Onların da yine çok büyük bir kısmı o umutsuzluk ortamı içerisinde Erat'ın çok büyük bir kısmı gözü kirişte derler ya fırsatını bulsa onlar da firar edecek durumdalar. Ve Kuvayi Milliye'nin o dönemde en ses getiren en önemli başarısı ilk başarısıdır bu. Ama tabii bu tarz gerilla harbinde vur kaç operasyonlarında kader budur. Deli Halit Bey'den bahsederken de Deli Halit Paşa'dan bahsederken de onun teşkilatı mahsusayla Kars Ardahan Artvin bölgesinde yaptıklarını anlatırken vurgulamıştık. O da aynı şekilde Batum'a giriyordu Ardahan'a giriyordu fakat kalıcı olamıyordu. Neden? Nizami birliklerle gelip kalıcı bir orayı işgal işgal derken yanlış anlaşılmasın. Kendine ait olmayan toprağa el koymaktan bahsetmiyoruz. İşgal askeri terminolojide ele geçirmek anlamında kullanılır. Orayı ele geçirdikten sonra nizami birliklerle elinizde tutamazsanız kaderi önünde sonunda onu tekrar kaybetmek olur. Nitekim Arda'nda da aynı şey yaşanmıştır. Evet Leyla Halit Bey Teşkilat-ı Mahsusa müfrezesiyle eee müfrezesiyle ele geçirmiştir orayı. Fakat 3. Ordu bu harekatı destekleyemediği için ardından Ruslar tekrar geri almıştır Ardahan'ı. Ardahan'da Rusların yaptığı aynı şekilde Aydın'daki Aydınlı Türklerin de başına gelir. Oradan mecbur çekilmeleri gerekince Kuvayi Milliye'nin tekrar gelip daha kalabalık bir mevcutla Aydın'ı ele geçiren Yunanlar gerçekten orada çok ciddi bir mezalime neden olurlar. Ve 22 Haziran 1920 ileri harekatında Yunanlılar İngilizlerle Fransızlarla müşterek düzenledikleri ileri harekatta önlerine çıkan onları engellemeye çalışan Uşak yönündeki ilerleyişlerini durdurmaya çalışan komutanlardan bir tanesi Yörük Ali Demirci Mehmet Efe gibi birliklerle beraber Mehmet Şefik Bey'dir. Tabii bunları yaparken bir yandan da şunu da vurgulamak lazım. Bir araya getirdiği, topladığı, mürettep, yani tertip edilmiş bir birlik haline getirdiği bu Kuvayi Milliye müfrezelerini yönetmek o kadar kolay bir şey değil. Çünkü bu müfrezelerin, ki biz müfreze diyoruz, biraz daha duygusal yaklaşarak düşman onlara çete diyordu. Baktığınız zaman evveliyatında milli mücadeleye katılmadan, Kuvayi Milliye'ye katılmadan önce Gerçek anlamda dağdaki çeteler bunlar aslında. Eşkıya çeteleri. Devlet otoritesine baş kaldırmış, farklı farklı suçlardan aranmakta olan, haklarında pek çoğunun vur emri olan eşkıya reisleri. Fakat söz konusu olan vatan olunca ve doğru şekilde motive edildiklerinde hepsinin tek bir amaç doğrultusunda bir araya geldiklerini görüyoruz. Ama ne olursa olsun bu liderlerin hepsi Demirci Mehmet Efe'de, Yörük Ali Efe'de. Egosu yüksek insanlar. Hepsinin liderlik vasıfları var ve aralarında husumetler de var. Nitekim Demirci Mehmet Efe ile Yörük Ali Efe'yi aynı amaç doğrultusunda bir arada savaştırmak, omuz omuza savaştırmak o kadar kolay bir şey değil. Çünkü en ufak kıvılcımda hemen parlayan, hemen alev alan ve gemileri değil limanları yakabilecek potansiyelde insanlar. Mehmet Şefik Bey'in Orada başardığı şey aslında bu kadar önemlidir. Bu kadar bir arada tutulması zor, ateşle barut gibi insanları bir arada tek bir amaç uğrunda savaştırmayı başarmıştır. Fakat tabii her zaman süreçleri kontrol edebildiği anlamına gelmiyor. Çünkü izleyicilerin hep sorduğu Şefik Bey neden başlarda vardı da daha sonra yok Sakarya Meydan Muharebesi ya da daha öncesinde İnönü Muharebelerinde neden yok sorusunun cevabı aslında biraz da burada yatıyor. Şimdi Temmuz 1920'ye geldik. Temmuz 1920'de hala Denizli'de işgalcilerle işbirliği yapan ya da İşbirliği yapmasa bile işgalcilerin korkusundan direnişe katılmayan, direnişe tepki gösteren insanlar, sesler var. Ve bu sesler Denizli'de biraz fazla çıkmaya başladığında Demirci Mehmet Efe en güvendiği adamlarından Sökeli Ali Efe'yi bir miktar kızanıyla beraber Denizli'ye gönderiyor. Denizli'ye geldiğinde Sökeli Ali Efe de gerçekten bu çatlak sesleri susturuyor. Biraz da zor kullanarak susturuyor. Şimdi bundan sonra farklı şekillerde anlatılır bu olay. Biraz daha muhalif grup. Kuvay Milliye'ye biraz daha soğuk yaklaşan grup derler ki Sökeli Ali Efe olayın dozunu kaçırdı, kantarın terazisini şaşırttı ve insanlara zulüm uyguladı. Hatta kızanlarından bazıları Müslüman Türk kadınlarının namusuna el uzatmaya kalktı. Bundan kaynaklandığını söyleyen de var. Bir grupta der ki aslında bunları söyleyenlerin sayısı biraz daha fazladır. Derler ki Ortada fol yok, yumurta yoktu ama aslında bu bal gibi Demirci Mehmet Efe için kurulmuş bir tuzaktı. Sökeli Ali Efe bu tuzağa düştü ve daha önceden planlanmış şekilde katledildi. Sonuçta Sökeli Ali Efe ve kızanları katledilirler. Denizli'deki Kuvayi Milliye karşıtları tarafından. Tabi bu olay Demirci Mehmet Efe'nin kulağına gidince Demirci Mehmet Efe bütün kontrolünü kaybeder. Trene atlar, yanına bütün kuvvetini alır hatta bir tane de top getirir ve Denizli'ye gelir. Denizli'de ciddi anlamda bir terör havası estirmeye başlar. Şimdi Denizli'de neler olur? Denizli'ye geldiği zaman hükümet konağının önünde bütün askeri erken da de toplanmıştır. Denizli'deki asker alma daire başkanı. Onun dışında yine Miralay Şefik Bey, Mehmet Şefik Aker. Şehrin ileri gelenleri, müftü. Herkes toplanmıştır ve herkesin önünde ibret alem olsun diye önce suçlulardan başlar ama daha sonra kontrolü tamamen kaybettiği için suçlulara engel olmadıkları gerekçesiyle bazı konuyla hiç alakası olmayan insanların da infazını yapar. Bunlardan bir tanesi de kendi adamları katledilirken buna seyirci kaldığı gerekçesiyle hükümet konağının merdivenlerinde asker alma daire başkanı bir albayı da şehit eder. Alnına tek kurşun sıkarak onu da şehit eder. Bu olay Mehmet Şefik Aker'in yanı başında gerçekleşir. Daha sonra kenti yakmak için, denizliyi yakmak için yemin ettiğini söyler Demirci Mehmet Efe. Ve ne olursa olsun bunu gerçekleştirmeden dönmeyeceğini söyleyerek yanında getirdiği topu kent meydanına kurar. Bildiğiniz kenti topa tutacaktır. Ve kenti cayır cayır yakacaktır. Şehrin ileri gelenlerinden bir ulema adam birinin öne çıkarak bak burası denizli mezarlığıdır. Burada da şehirdeki insan kadar insan yatıyor. Burayı yakarsan yeminini yerine getirmiş olursun evlat diyerek ona telkinde bulunur. Bir şekilde sakinleştirmeyi başarır. Hakikaten de Demirci Mehmet Efe denizli mezarlığını yakarak o hırsını o sinirini öfkesini bir nebze olsun atar. Ve şehir bu şekilde ancak kurtulur. Ama ne olursa olsun 60'a yakın insan galiba yanılmıyorsam o gün infaz edilmiştir Denizli'de. Bu şekilde Demirci Mehmet Efe tarafından. Ve tabi bu Ankara'da duyulunca kıyametler kopar. Zaten bu tarz şeylerin fırsatını kollayan bir muhalif grup var mecliste. Aynı zamanda zaten affedilemeyecek, bağışlanamayacak bir şey. Yargısız infazlar bu şekilde suçlu suyusuz ayrımı yapılmadan insanların katledilmesi. E buna tepki gösteren muhalif olmasa bile sağduyulu vekiller de var. Onların da onlara katılmasıyla beraber mecliste çok büyük bir infial oluşur. Mustafa Kemal Paşa olayların seyrini tam olarak nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için hem bölgeye güvendiği arkadaşlarını gönderir hem oradan da raporlar, haberler ister. Gerçeği, olayı tam olarak ortaya çıkartmak ister. Çünkü o anlarda Demirci Mehmet Efe de hakikaten batıda Kuvayi Milliye'nin sırtını yaslayabildiği yegane kuvvetlerden birinin başındadır. 2000'e yakın silahlı güce sahip bir insandır Demirci Mehmet Efe. Bir çırpıda üzeri çizilebilecek bir kişi değil, çok fazla faydası da olmuş bir savaşçıdır. Aynı şekilde Mustafa Kemal'e de irtibatı da vardır. Fakat gelen raporlar gerçekten Demirci Mehmet Efe'nin herhangi bir şekilde bu olaydan aklanamayacağı doğrultudadır. Ama aynı gelen raporlarda özellikle asker alma daire başkanı yani üniformalı bir Türk zabiti orada Demirci Mehmet Efe tarafından sorgusuz sualsiz infaz edilirken yanı başında Şefik Aker'in olması, Mehmet Şefik Bey'in olması, buna hiçbir şekilde müdahale etmemesi, Demirci Mehmet Efe'ye herhangi bir şekilde müdahalesinin olmaması, bu olaylara seyirci kalması gibi suçlamalarla Mehmet Şefik Bey bir anda günah keçisi durumuna oturtulur Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. O zamanki adı daha Büyük Millet Meclisi. Henüz Türkiye 12 Şubat 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Mustafa Kemal Paşa ne kadar silah arkadaşını korumaya, hayır o olay öyle değil. Bakın bir de şu açıdan bakın demeye çalışsa da Mehmet Şefik Aker bir şekilde Büyük Millet Meclisi'nde bütün okların hedefi durumundadır. O nedenle daha fazla hırpalanmaması için silah arkadaşını görevden alarak önce Ankara'ya çağırır. Daha sonra Konya bölgesinde özellikle mantar gibi her tarafta patlamaya başlayan isyanları bastırmakla görevli olarak takip müfrezesi komutanı yani bir alay boyutunda birliğin komutanı olarak Miralay Refet Bey ile Miralay Refet Bele ile birlikte özellikle Deli Baş Mehmet isyanının telif harekatı için görevlendirilir. O süre içerisinde 1920 Ağustos'undan 1921 Şubat'ına kadar yani artık birinci İnönü Muharebesi de yaşanmış. ikinci İnönü Muharebesi'nin eli kulağında yani düzenli ordu muharebeleri Batı cephesinde başlamış durumda. O süre içerisinde Konya bölgesinde irili ufaklı pek çok isyanın bastırılması ve Konya'nın nispeten güvenli milli mücadele açısından çıban başı olmayan bir coğrafya haline getirilmesinde yine çok büyük etkisi vardır. Aynı tarihlerde artık yavaş yavaş İtalyanların elini eteğini çekeceği Anadolu'dan belli olduktan sonra İtalyanların niyeti açığa çıktıktan sonra ve İtalyanların Ankara hükümetiyle ticaret yapma eğilimi ortaya çıktıktan sonra Antalya'da İtalyanlardan silah ve cephane tedariki ile görevli yetkili kişi olarak Antalya'ya gönderilir. Antalya'daki bu İtalyanlarla olan silah tedariki ile ilgili görüşmelerden sonra 1 Mart 1921'de bu sefer 6. Tümen Komutanlığı'na getirilir. Yeni oluşturulan mürettep bir tümendir. Altıncı tümenin komutanı olarak Mehmet Şefik Bey görevlendirilir. Daha sonra da Dinar Menderes bölge komutanı olarak yine Batı cephesinin güney kanadında görev yapacaktır. 14 Haziran 1921. İkinci İnönü Muharebesi de geride kalmış. Zafer kazanılmış. Yunanlar son ve kesin bir darbe vurmak için bütün güçlerini seferber etmişler. Bursa'dan ve Uşak'tan hareket ederek Afyon, Kütahya Eskişehir yukarıya doğru bir yay çizecek şekilde çok geniş bir cephe attı boyunca. Daha sonra Kütahya Eskişehir muharebeleri adını alacak olan o son büyük ileri harekata hazırlanmaktalar. İşte o tarihlerde 14 Haziran 1921'de Antalya ve Havalisi Komutanı yani Antalya Bölge Komutanı olarak tayin ediliyor. İtalyan çekilişi sırasında bölgedeki yetkili Ankara hükümeti adına Mehmet Şefik Bey. Yani bunlar aslında baktığınız zaman çok önemsiz görevler değil. Bakın kağıt üzerinde evet asıl düşman İngilizler. Onun maşası durumunda olan ve hep harp meydanında karşımıza gelen Yunanlar. Aynı şekilde Güney cephesinde Kilikya bölgesinde Fransızlar ve her ne kadar 1920 sonunda bertaraf edilse de en başta onlar da vardı Ermenilerle Gürcüler. Her tarafımız çevrilmişken İtalyanlar da işgal güçlerinin içindeydi ve hatırı sayılır miktarda askerleri Anadolu'da vardı. Antalya'dan Muğla'ya uzanan coğrafyada, Kuşadası'na kadar uzanan coğrafyada. Dolayısıyla bu birliklerden, bu ülkelerden, devletlerden bir tanesinin bertaraf olarak Anadolu'dan ayrılması çok çok önemli bir olay. Her ne kadar çok ciddi muharebelere girmemiş olsak da sonuçta bir askeri kuvvet, bir işgal gücü Anadolu'dan ayrılıyor. Yani muharebe etme potansiyeli olan bir grup, külliyatlı bir grup Anadolu'dan ayrılıyor. İşte onun koordinasyonunu yapmak üzere kenti teslim almak üzere gönderilen yetkili komutan Mehmet Şefik Bey ve 2. Kolordu'da 7. Tümen komutanı olarak Sakarya zaferinden sonra uzunca bir süre Batı Cephesi'nde tümen komutanı olarak aslında görev yaptığını görüyoruz. Şimdi 7. Tümen büyük taarruza girecek birliklerden bir tanesi ihtiyatta da olsa. Aslında baktığınız zaman yaklaşık 6 ay boyunca Sakarya'dan büyük taarruza kadar geçen bir 11 ay var. O 11 ayın 6 ayında 7. Tümen Komutanı Mehmet Şefik Bey. Fakat 9 Mayıs 1922 tarihinde o görevden Elazığ Asker Alma Heyeti Başkanı olarak Elazığ'a gönderiliyor. 11 Mayıs 1922'ye kadar. Arada Konya Özel Askeri Mahkeme Reisi olarak görev yaptığı bir sürede var. Milli mücadelenin gördüğümüz gibi asıl düzenli ordu muharebelerinin gerçekleştiği dönemde bir süre 6 ay kadar o muharip grubun içerisinde yer alıyor ama onun dışında genellikle protokol görevleri gibi görevlerde yer alıyor. İşte İtalyanlardan Antalya'nın teslim alınması ya da Konya Özel Askeri Mahkeme Heyetinin reisliği gibi görevlerde bulunuyor. Ve 1923 yılına geldiğimizde Cumhuriyet ilan edilirken açıkta herhangi bir görev verilmeden Genel Kurmay emrine alınıyor. Artık Genel Kurmay Karargahındaki bir albay. 1924 yılında İstanbul'da kurulan Subay, Üst Subay Askeri Mahkemesi üyesi oluyor. Yani yeniden muhakemat konusunda yetkili bir birimde görev alıyor ve bu görevde yaklaşık 7 sene kaldıktan sonra 25 Şubat 1931 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır. Şimdi en önemli özelliklerinden bir tanesi. Evet milli mücadelenin o daha çok ön plana çıkan düzenli ordu muharebeleri sürecinde adı çok geçen bir komutan değil. Fakat milli mücadelenin o ilk örgütlenme aşamasından itibaren yaşadıklarını anlattığı 57. Tümen ve Aydın Milli Mücadelesi çok önemli bir hatırattır. Hani vurguluyoruz ya arada sırada eskilerin tabiriyle sahibi seyfi kalem yani hem kılıç hem kalem sahibi bir komutandır Mehmet Şefik Bey. Yazdığı üç önemli eser var. Bunlardan ikisi Çanakkale ile ilgili. Birisi Çanakkale Hatıraları, bir diğeri Çanakkale Arıburnu Savaşları ve 27. Alay ve bir diğeri de az önce söylediğim 57. Tümen ve Aydın Milli Mücadelesi. Düzenli olarak harp ceridelerinin çok fazla yazılamadığı, çünkü Kuvayi Milliye çatışmalarına dayanan, Kuvayi Milliye direnişine dayanan bir süreç ve bir coğrafyada gerçekten nelerin tam olarak yaşandığının anlaşılması adına son derece önemli bir kaynaktır. 57. Tümen ve Aydın Milli Mücadelesi eseri. Peki sonra ne oluyor? Herhangi bir şekilde siyasete de girmiyor. Zaten 1931 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını da söylemiştik. Emeklilik hayatını Antalya'da ve İzmir'de yani baktığınız zaman milli mücadele boyunca genelde hep bulunduğu coğrafyalarda geçiriyor emeklilik hayatını. 6 Şubat 1964'te İstanbul'da hayatını kaybediyor ve Şişli Feriköy mezarlığına defnediliyor. Önemli bir komutanımız, çok fazla soru geliyordu ona dair. En çok merak edilen de umarım açıklayıcı olmuştur. Neden büyük taarruzda Sakarya Meydan Muharebesi'nde ve Şefik Akker'in bu kadar değerli bir komutan olmasına rağmen yer almaması çok soruluyordu. Buna özet olarak şu cevabı vererek sonlandıralım bu programımızı. Siyaset ne kadar orduya müdahale ederse, askerin iç işlerine müdahale ederse askerin işi o kadar yurt savunmasında zorlaşır. Evet, Demirci Mehmet Efe'nin Denizli'de yaptıkları elbette ki kabul edilebilir şeyler değil. Mutlaka cezasının hukuken verilmesi lazım. Ama o dönemde siyasetin de mecliste o günün şartlarına, o günün koşullarına, bunların gerçekleştiği coğrafyanın şartlarına göre kararlar vermesi belki daha adil, daha hakkaniyete sığan şekilde olabilirdi. Maalesef bir günah keçisi aranıyor. Mehmet Şefik Aker de çok değerli bir komutan olmasına rağmen mecliste açıkçası siyasetin kurbanı oluyor ve buna çok uğraşmasına rağmen ne Mustafa Kemal Paşa'na de diğer silah arkadaşları çok fazla mani olamıyorlar. Bu nedenle 1921'den itibaren ön planda harp meydanında bir daha olamıyor Mehmet Şefik Aker. Hocam teşekkür ederiz. Benim de memleketimle ilgili yeni bilgiler edindiğim keyifli bir program. <laughs> evet, evet. Zaten Denizli'den bahsederken gözlerinin büyümesinden anladım. E, tepkisiz kalamadım. Haftaya tekrar görüşmek üzere görüşmek Üzere. Hoşçakalın.